Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2022 faaliyet raporu yayımlandı. Sunumunu MIT Başkanı Hakan Fidan'ın yazdığı raporda MIT'in gelişen kabiliyetlerine dikkat çekildi. Sınır ötesi operasyonlarda çok sayıda PKK-KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde kritik operasyonlara imza atıldı. PKK, YPG ve FETÖ başta olmak üzere sözde üst düzey isimler ya etkisiz hale getirildi ya da bulundukları yerden alındı. Nokta operasyonlar büyük etki bıraktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2022 faaliyet raporu yayımlandı. Raporda teşkilatın büyük istihbarat servisleriyle rekabet edecek kabiliyete eriştiği vurgulandı. MIT'in operasyonel kabiliyetlerini artırarak çok sayıda başarılı operasyona imza attığı belirtildi. <laughs> 2022 faaliyet raporunun sunuşunu MIT Başkanı Hakan Fidan yazdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2022 yılı faaliyetlerini değerlendiren Fidan, geçen yıl gerçekleşen sınır ötesi operasyonlarda çok sayıda PKK-KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirildiğini ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imha edildiğini vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleriyle İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanmıştır ve örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. Mit Başkanı Hakan Fidan Mit'in teknolojiye etkin bir şekilde kullandığını da vurguladı. Klasik istihbarat yaklaşımına teknolojinin entegre edildiğini belirten Fidan, büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, siber istihbarat alanlarında kazanılan yeni yetenekler bizzat sahadaki faaliyetleri yönlendiren bir boyut kazandı ifadelerini kullandı. MIT'in teknolojik ihtiyaçlarını kendi özgün imkanlarıyla karşıladığının altını çizen Hakan Fidan, teşkilatın 2022'de Suriye, Ukrayna, Libya gibi sahalarda operasyonel çalışmaları başarıyla yerine getirdiğini belirtti.